Böyle her gün suluyorum diyorsun değil mi bu hayvancağızları? Allah ne muradım varsa versin abim ya. Maşallah maşallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Maşallah abim, seni sabah erken saatlerde, karanlık saatlerde, gündüz, belirli vakitlerde hep Cumhuriyet Meydanı'ndaki güvercinlere su doldururken evet, görüyorum. Evet hocam. Kaç yıldır bu işi yapıyoruz abim? Vallahi 2 senedir ben pandemiden bu yana İstanbul'dan buraya geldim. Ondan bu yana ben bu hayvanlara bakıyorum. Ben memleketime gittiğim zaman bu kaplar bomboş oluyor. Değil mi? Ama bu ara suyu da kapatalım ya, da Allah öyle doldur. Ben geldiğim zaman var ya, kaplarımı da buluyorum. Tekrar her şeyi de dolduruyorum. İstanbul'da yani. Ne iş yapıyordun? İstanbul'da ben pazarcılık yaptım, fırıncılık yaptım. Yapmadım, iş kalmadı. Adımız soyadımız nedir bu ara? Erdoğan İnce Akkuşluyum. Akkuşlusun. Erdoğan amca, nereden böyle vesile oldu böyle ağaç diplerinde vallahi, güvercinlere, hayvanlara? Valla ben bunun sevabını öğrendim, biliyorum. Ondan sonra hayvanlar su içip yukarı bakıyorlar. Efendime söyleyeyim, Allah'a yalvarıyorlar. Susadıklarını anlıyorsun. Evet. Sonra ağaçları, güvercinleri, bunları her şeyden ağaç dikmeyi de seviyorum, meyve dikmeyi seviyorum. Başka yerlerde de böyle suluyor musun hayvanlara? Hayır. Dünyanın nerelerinde yapıyorsun mesela? İstanbul'da da mı yapıyordun aynısını? İstanbul'da aynı şeyi yapıyordum. Sen bir iyilik meleği sayılırsın evet. Ya maşallah. Dünyada sadece burada yapıyorum. Bu hayvanlar susuyordum burada. Değil mi? Onların yani işte ben buraya gelip gittiğim zaman bu kablar kayboldu diye gittiğim zaman geldiğim zaman buluyoruz. Hepsine dolduruyoruz. Değil mi? Günde kaç defa suluyorsun böyle? 3 sefer. 3 sefer geliyorsun. Bir de bakınca ha bakıyorum boş kalınca da geldik. Yokluyorsun değil mi? Evet, Ünye'nin neresinden geliyorsun ta buraya? Çakırtepe'nin altındayım, Atakale'nin altında. Oradan geliyorsun. Ha. Çok ya, erken ya, saatlerde kaçta geliyorsun? Bazen karanlıklarda dört, da gör. Evet, 4:30-5 gibi. Sabahın 4:00'ünde. Evet, güneş var, ben rahatsızım. Diyorsun ya. Hayvanlarım susuz kaldı tabii diyorsun. Ki, tabii ki. Allah'ın o canlıları, varlıkları. İnşallah geldiği zaman suyu bulabilsinler kalkıp zaman. Değil mi? Yerlerinden kalkıyorlar ya, suyu bulabilsin. Sonra ekmek topluyorum, ekmekleri de bulabilirsin. Onları da çöp kenarlarında varsa, tabii, hatta var, içinde bile varsa var, ıslıyorsun değil mi onları? Tabii var, ıslık da veriyorum. Bir de çünkü boğazına batmasınlar, hayvanlar tabii, ölmesinler tabii, diye ıslıyorsun yok, değil mi? Yiyemezler zaten. Yiyemezler diyorsun. Hatta buraya kuruları falan döküyorlar, ben de toplayıp değil ıslayıp mi? Tekrar yerinden geliyorum. O zaman şöyle diyelim, bazen marketlerde böyle hayvanlara böyle atık şeyler çıkıyor, malzemesi, ürünü tam evet. Geçmeye yakın oluyor. Evet. Bunları çöpe atmasınlar en azından. Evet. Seni de buradan tanıyanlar haberci olsunlar, eğer, versinler. Eğer bana bildirsinler. Ben telefon ben, numaranı söylesene. 0543. Evet. 550. 550. 7734. 7734 evet. Noğlu. Evet, numaradan. İsmimiz? Erdoğan İnce. Erdoğan İnce amcaya, bey amcaya. Evet. Versinler ki evet. Marketimizde ürünü geçmeye yakın ürünler var. Bunu evet. Hayvanlara, sokak hayvanlarına ver diye. Evet, söylesinler bana. Neredeyse ben herhangi bir yerde alırım yani. Değil mi? Ha, sıkıntı yok. Hayvansa yani. Ne ürün varsa bunları alabilirim, evet. Dağıtabilirim diyorsun evet. Değil mi sokaklarda? Hayvan yiyeceği şekilde. Değil mi? Teşekkür evet. Ettim. Erdoğan amcaydı değil mi? Asıl ben de teşekkür ettim. Sen benim sesimi duyurduğun için. Allah razı olsun. Erdoğan'dı. Erdoğan amcam çok teşekkür ettim. Allah ne muradın varsa versin. Sana karşılığını, mükafatını ahirette cennet eylesin inşallah. İnşallah hocam inşallah. Allah büyük. Allah hepimize kısmet etsin. Bir bana değil. Ben kendimi düşünmüyorum. Tüm alem. Efendim ne demiştin? Her canlılarda böyle suya ihtiyacı var. Maşallah onların duasını alıyorsun aynı zamanda değil mi? Duygusalsın da maşallah ya. Allah'ım sana şifa versin inşallah. Rabbim seni her türlü kederlerden kurtarsın.